Hepinize bir kez daha merhabalar. Rabbi Chaim Palachi Zeher Tzadik ve Kadosh Livracha, Kafa Chaim kitabının hemen girişinde bir mitzva, bir iyi bir edim yapacağımız zaman hep aynı cümleyle başlamamızı salık verir. Bu Leşem Yehud Kutşa Berehu, yani yaptığımız işin Tanrı adına yapıldığının vurgulanmasıdır. İzmir'deki geleneklerden bir tanesi, bunu kullandıktan sonra Tehilim'in 90. bölümünün son cümlesi kullanılır. Vino amaluna elohenu alenu maase yadenu konene alenu u maase yadenu konene u şeklinde ifade edebileceğimiz 10 sözcüklük bu cümle, herhangi bir mitzva veya görev ifa edileceği zaman özellikle İzmir kökenli kardeşlerimiz tarafından kullanılır. Bunun da Rabbi Chaim Palachi'nin bu öğretisiyle bağlantısı vardır. Bu cümle Moshe Rabbeinu tarafından kaleme alınılan 90. Tehilim mizmorunun son cümlesidir. Pekude Peraşası'nda bizler Moshe'nin halkı mübarek kıldığını görürüz. Vayvarech otam Moshe. Tanrı'nın emretmiş olduğu son derece önemli bir yapının sonunda Moshe yapılanı beğenmiş ve bunun sonucunda da herkesi mübarek kılmıştır. Moshe'nin hangi duayla, hangi cümleyle veya hangi ifadeyle halkı mübarek kıldığı Tora'da yazılı değildir. Midraş bize bunun Tehilim'in 90. bölümünün son cümlesi olduğunu gösterir. Bu elimizle yapmış olduğumuz her işin başarıya ulaşması için bir dua niteliğindedir. Tanrı adına yapılan, Tanrı adına yapılması için çaba gösterilen ve bu konuda her türlü fedakarlık yapılan mitzva bu cümleyle daha da bereketlendirilmiş ve başarıya ulaştığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır. Purim bayramının güzelliğine doğru adım attığımız bu günlerde ve Adar ayının sevincinin hepimize dahil olmasını, ailemizden eksik olmamasını diliyoruz. Şabbat şalom.